Sevgili Finans ve Borsa Kanal takipçileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte. Teter dolar arasında yaşanan çok önemli bir olayı konuşmuş olacağız. İşin başı aslında arbitraj gibi başlayıp arbitraj gibi görünüp fakat sonu kambiyo rejimine doğru giden önemli bir olayı sizlerle konuşmuş olacağız. Dolar TL ve Teter TL arasında nasıl kötü bir ilişki olduğunu hacimsel olarak baktığınızda aslında birbirlerinin tam zıtlı şekilde nasıl ve neden çalıştıklarını bugün sizlerle birlikte konuşuyor olacağız. Bu doların çıkışından veya doların düşüşünden nasıl kimler çok ciddi Di paralar kazanabiliyorlar bunu sizlerle birlikte konuşuyor olacağız Kanala abone olmayı beğeni butonuna basmayı unutmayın hemen videoya geçelim Öncelikle sizlere bunu Bloomberg'de yayınlanan bir haber sonrasında daha net çekebiliyor olacağım. Daha öncesinde sizlere böyle bir video çekeceğimi söylemiştim. Fakat böyle net bir dayanağımız olmadığı için çok fazla üzerine durmak istemiyordum ama şu an dünyada Tether işlemlerinde lider Türk Lirası. Dam Johnson'un Kripto Comper verilerine dayandırdığı habere göre Türk lirasının dolar ve euroyu geçerek Tether çaprazında en fazla işlem gören resmi para birimi olduğunu söylediğini görebiliyoruz. Bu da bizim verilerimizi net olarak güçlendirmiş oluyor. Şöyle aşağı indiğimiz zaman Kripto para borsalarında işlem gören ve sabit coin olarak doların ikamesi olan Tether'in Türk lirası karşısında değeri ile doların Türk lirası karşısındaki değeri arasındaki fark da Aralık ayı başında kripto para piyasaları ve kurdaki oynaklıkla birlikte açılmıştır deniliyor. Bu açılan nokta tekrar dediğim gibi arbitraj yapılarak kapatılmaya çalışılıyor. Fakat arbitrajdan artık Cambio'ya doğru geçtiğini görebiliyoruz ve ülkemize nasıl zarar verdiğini de çok net şekilde görebiliyoruz. Daha önceki işlemlerde hafta sonları Tether Ter Türk Lirası çaprazı ve Dolar Türk Lirası çaprazı arasında fark artış gösterdikten sonra hafta içi iki çapraz arasındaki seviye neredeyse eşitleniyordu. Fakat iki parite arasındaki fark Bitcoin'in sert düşüş yaşadığı 4 Aralık hafta sonu neredeyse 1 TL'ye kadar ulaşmıştı. Bu sadece Bitcoin sert yükseldiği zaman veya sert düştüğü zaman değil aynı zamanda doların da hızlıca arttı veya hızlıca düştüğü zaman da bu fark açılıyordu. Şimdi 1 TL'ye kadar açılan bir fark dediğimizde doların 10 lira olduğunu düşünürsek %10 doların 20 lira olduğunu düşünürsek %5 yani ortalama %7,5'luk tek bir kar olduğunu görüyoruz. Daha öncesinde arbitraj işiyle de uğraştığım birkaç tecrüben bulundu için söyleyebilirim ki normalde arbitrajlar %1'e bile yapılmaz. %0.5'lere, 0.3'lere, 0.2'lere arbitraj yapılır. Burada %7, %8, %9 oranlardan bahsediyoruz. İşte bu çok kötü bir noktaya bizleri sürüklüyor. Şimdi gelin öncelikle sizlerle bir kısaca neden teterin kullanıldığını, teterin ne olduğunu söyleyelim. Teter Yurtdışı dışı borsalarına baktığımızda dolara sabitli bir coin'dir. Yani Tether ne kadardır? Bizim için 13.80, 15, 16, 17, 11, 10 bu seviyelerde 17, 18'i görüyor. Fakat dolar yurt dışındaki borsalarda yani bizim Türk borsalarına, Türk kripto para borsalarına sadece TL ile yatırım yapabiliyorsunuz. Fakat tabi yurt dışındaysanız sadece Amerika'daysanız dolarla, Almanya'daysanız euro ile yapabiliyorsunuz. Burada şunu bilmelisiniz ki. Normal şartlarda bir teter her zaman 1 dolardır. 1 teter eşittir 1 dolar. Şimdi gelelim bunun neden tercih edildi Teterin tercih edilme nedenlerinden biri parasını dolarda dövizde tutmak isteyenler için 24 saat açık ve makasların düşük olduğu bir kripto para birimi yani kripto para borsasında düşük oluyor ve 1 dolar da sabit olduğu için aslında dolar almaktan hiçbir fark yok. Gece veya hafta sonu yaşanan ani olaylara anında pozisyon alarak müdahale edebiliyorsunuz. Gece ani bir olay oldu, düşüş oldu, yükseliş oldu ki bu hatırlarsanız işte 18 liralardan aşağıki düşüş gece açıklanmıştı. Burada bankalardaki makas farkının yüksek olmasından dolayı teterde tutmak bir miktar daha fazla tercih ediliyor. Burada sadece kripto paraların borsalarının güvenli olup olmadığı tartışılıyor ama onun haricinde hem 24 saat açık hem de düşük komisyonlu bir platformda tutmak için aslında bu sağlanıyor. İkinci noktası da kripto paralar tarafında çok daha yüksek kaldıraçlar kullanılıyor. Bu kaldıraçlar da yine bir avantaj haline dönüşüyor. Birazdan sizlerle birlikte çok detaylı ikisinin hacimlerini kontrol edeceğiz ve dolarla teter arasında nasıl bir oyun döndüğünü sizlere anlatacağım. Aslında arbitraj gibi gözükse de dediğim gibi kambiyo rejimine giriyor. Öncelikle size arbitrajın ne demek olduğunu söyleyeyim. Arbitraj örneğin bir kripto para bilimi Tron'dan bahsedelim. Solano'dan bahsedelim. Shiba'dan bahsedelim. Veya işte Ethereum'dan bahsedelim. Bunlar borsalar arasında farklı Fiyat seviyelerine sahiptir. Bu arbitraj sadece kriptolar üzerinde yapılmak zorunda değil. Farklı mecralarda da yapılabilir. Örneğin burada 13.80 olan bu borsada hangi borsa örneğin işte X borsasında 13.80 Y borsasında 13.60 o zaman ne yapıyoruz buradan satıyoruz yerine gidip orada alıyoruz hangi coin bu X coin demiştik şimdi ben X coin 13.80'den sattım gidip 13.60'dan da geri aldım benim X coin'im değişmedi ama arada 20 kuruşluk bir fark kazanmış oluyorum sonra buradaki aldığımı buraya tekrar aktararak iki borsa arasını eşit bölüştürüyorum buradan satıyorum buradan geri alıyorum terse döndüğünde de bu işlemi ters şekilde gerçekleştiriyorum. Fakat burada bu işlemin gerçekleştirilebilmesi için doğrudan Türkiye'den döviz çıkarılması gerekiyor. Aslında Türkiye'ye zarar veriyor. Buralara, bu mecralara kripto paraların üzerine de özellikle acilen düzenleme gelmeli. Devletin bu noktaya müdahalesinin şart olduğunu düşünüyorum. Şimdi bunu hemen sizlere kısaca bir anlatayım. Nasıl gerçekleştiğini sonra da hacimleri birlikte incelemiş olalım. Bakın dolar TL burada da Tether TL var. Ben şimdi dolar TL'den gideceğim bir fiyat seviyesi bulacağım. Sadece basit bir örnek bulmak için hemen hızlıca baktım. Burada aralarındaki farkların çok çok daha yükseldiği yerlerde siz kendiniz incelerken bulabileceksiniz. 17 Aralık tarihine gidiyorum. Bakın burada fitil seviyesine bakmıyorum. Mumun kapanışına bakıyorum. Mumun kapanışının burada 16, 38, 16, 35'ler civarında olduğunu görüyorum. Şimdi burada TTR'e gittiğim zaman yine 17 Aralık tarihini bulduğum zaman buradaki fiyatın 16, 70 olduğunu arada 35, 40 kuruşluk bir fark olduğunu görüyorum. Ve 35, 40 kuruşta iyi bir arbitraj yapılabileceğini anlayabiliyorum biliyoruz Fakat buradaki sıkıntılı nokta şudur. Sizler Türkiye'den gidip de bir dolarla teter alamıyorsunuz. Yani ben burada Türkiye'deyken bir kripto para hesabı açayım. Bu kripto para hesabının içerisine bin dolar atayım. Bakiyem de bin dolar gözüksün. Gideyim bin teter alayım diyemiyorsunuz. Çünkü siz Türkiye'de yaşıyorsunuz. Ama siz eğer bu bin doları Amerika'ya Avrupa'ya herhangi bir yurt yurtdışı ülkesini çıkartabilirseniz, Örneğin ben bu bin dolarımı Amerika'ya çıkarttım Amerika'da benim bir binance hesabım var Amerika'da zaten dolar kullanıldığı için ben bu binance hesabıma dolar atabileceğim Kaç dolar atacağım bin dolar vardı elimde Bu bin doları nereden aldım döviz bürosundan aldım Amerika'ya götürdüm bin doları binance hesabıma yükledim Ve karşılığında bin teter aldım Burada bin teteri hangi seviyeden aldım Aslında ben Türkiye'den bu bin doları aldığım için nereden 13 16 lira 38 kuruştan almış oldum Şu anda peki benim 1000 dolarım neye dönüştü? Amerika'daki Binance hesabımda 1000 bin TTR'e dönüştü. Şu anda ben bu 1000 TTR'i satmak istersem kaç liradan satacağım? 16 lira 70 kuruştan satıyor olacağım. 16 lira 70 kuruştan sattığımda aradaki 35 kuruşluk farkla birlikte bu parayı tekrar Türkiye'ye getirdiğimde kripto paralar üzerinden veya başka türlü burada tekrar döviz bürosundan gidip dolar alıp yine Amerika'ya gönderip Amerika'da eşit kuru olduğu için dolarla tetel teter alıp teterimi sonra satıp tekrar gelip buradan almış oluyorum. Ama bu ne oluyor? Ben Türkiye'deki döviz bürosundan sürekli olarak dolar alıp yurt dışına dolar çıkartmış oluyorum ve kambiyo rejimine uğratmış oluyorum aslında. Belli bir ölçüde. Tabii ki bunu 1000 dolarla değil, 1 milyon dolarla, 10 milyon dolarla, 100 milyon dolarla, 500 milyon dolarla düşündüğünüz zaman çok ciddi kar marjları verdiğini, buradaki kar marjının %99.9 olduğunu da görebiliyoruz. Çünkü Döviz bürosundan almaktaki buradaki maksadım Türkiye'den almaktır. Bankalardan da alabilirsiniz. Ben bankadan alıyorum. Pat diye bulduğum yolla Amerika'ya aktarıyorum. Oradan TTR alıyorum. Pat diye satıyorum. Aslında 10 dakika içerisinde bu aradaki kur fark sayesinde çok ciddi para kazanmış oluyorum. Buradaki risklerden biri aniden terse dönme durumudur. Bir diğer tabii ki noktada yurt dışına para çıkartmanın limitleri vesaire gibi yollar bulunması veya bulunabiliyor olmasıdır. Buraya dediğim gibi hızlı bir şekilde devletin denetim getirmesi gerekiyor zaten biz burada teter ve dolar grafiklerinde inanılmaz bir hacim anlayışı da görebiliyoruz hemen şurada hacimlerle ilgileneceğim için şu hacimleri bir fullleyelim hemen şöyle sizlerle birlikte ardından incelemeleri gerçekleştirelim şuradan da gelelim hacime Evet bakın şimdi dolar TL Teter tl yan tarafta da açık şimdi dolar tl'nin bu çok ciddi düştüğü zaman bakın nereden düşüyor 18 lira 24 kuruştan düşüyor dip olduğu nokta neresi 10 lira 96 kuruş bakın tam tamına yüzde 65'lik bir düşüş var hatta dip seviyesini alırsam yüzde 80'lik bir düşüşle karşı karşıyayım şu oluşan hacimlere bakın inanılmaz ne kadar saçma bir hacim. Fakat Tether'e baktığımız zaman burada teterin aynı seviyelerden ve 18.50'ler seviyesinden burada işte 10.75'lere düştüğünde oluşan muazzam hacme bakın. İşte burada arada çok garip noktalar olduğunu görebiliyoruz. Aynı şekilde bakın şu yükselişte yükselişin nerede kalemi şuradan çizebilelim. Bakın yükseliş şuradaki sonra kısmında teterde herhangi bir özür diliyorum dolar tl'de herhangi bir hacim yok. Burası hacimsiz yükselirken Tether'e baktığımız zaman bu aradaki yükselişin çok daha hacimli olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki şu an geçmiş veriler için konuşmak biraz zor oluyor. Anlık acaba burada teter mi dolardan yüksekti yoksa dolar mı teterden yüksekti? Yani terse mi düze mi arbitraj yapılıyordu? Bunu ölçmek biraz zor oluyor şu an geçmiş verilerden dolayı. Ama genel anlamda benim de o sürelerde takip ettiğimde teter her zaman doların üzerinde oluyordu. Bu da Türkiye'den dolar çıkartmak zorunda bırakıyordu bizi. arada terse döndüğü de oluyordu. Aslında dışarı çıkarttığınız doları terse döndüğünde tekrar içeri de döndürebiliyorsunuz ama dediğim gibi bunların yasalarında sal olmaması gerekiyor. Fakat dolar TL üzerinden yapılan bu oyunla Türkiye'de ciddi para sahipleri döviz büroları veya bankalar aracılığıyla aldığı dolarları yurt dışına çıkıp teter vasıtasıyla 10-15 dakika içerisinde %3, %5, %8 leri inanılmaz şekilde kazanabiliyor o oldular. Dolar teter üzerinde dönen oyun işte sizlere anlatmak istediğim oyun buydu. Bunlara acil bir şekilde devletin bir düzenleme getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Dolar teter arasındaki oynanan oyunu bugün sizlere anlatmaya çalıştım. Aklınıza takılan sorular, yorumlar varsa mutlaka yorumlar kısmına belirtin ki birlikte tartışabiliyor olalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.